Enaniyet ve nefs-i emmare sizi aldatmasın. İhlası kazanmak ve muhafaza etmek ve manileri def etmek için gelecek düsturlar rehbeniz olsun. Birinci düsturunuz, amelinizde rızayı ilahi olmalı. Birinci düstur bu. Risale-i nur talebeleri ya da Müslümanlar, müminler, kendilerine bir anayasa yapsa, şu anda bütün Türkiye'de yeni anayasa konuşuluyor ya, yeni bir anayasa müminler için yapılmış olsa, birinci maddesi değiştirilemez maddesi, değiştirilmesi bile teklif edilemez maddesi, amelinize rızay ilahi olmalı olur. Bu hem değiştirilmez, hem değiştirilmesi teklif bile edilmez. Niye? Çünkü amelinize rıza ilahi kalmadı mı, Müminlik diye bir şey kalmaz zaten. İslamlık diye bir şey kalmaz zaten. Hizmeti imaniye, istediğin kadar yırtın ve konuş, beş para etmez. Hizmeti Kur'aniye, istediğin kadar söyle, gazel gibi gelir. Niye? Ruh yok ki. Bir ruh bedenden çıktı mı nasıl ki laşe olur. Bir ihlas amelin içinden çıktı mı o da laşe olur. Ancak kabre gider, kabre mazhar olur yani. Kıymeti yok ki. Bunları bülbül gibi konuşmak kolay da Cenab-ı Hak kalbimize bunları anlatmayı nasip etsin ya. Ruhumuza anlatabilmeyi nasip etsin. Hissiyatımıza yedirebilmeyi nasip eylesin. Ya arkadaşlar yoksa bitiyoruz yani. Allah muhafaza etsin. Amelinizde rızayı ilahi olmalı. Eğer o razı olsa bütün dünya küsse ehemmiyeti yok. O razı bütün dünya küstü. Kayıpta mıyız, kazançta mıyız? Kazançtayız. Eğer o kabul etse, bütün halk reddese tesiri de yok. Bütün halk diyor ki böyle olmayacak. Allah da diyor ki olacak. Kimin sözü daha geçerli? Allah'ın. Allah diyor olmayacak, bütün insanlar diyor olacak. Kimin sözü geçerli? Yine Ya. Onun için biz Allah'a ihlası, Allah'a bağlılığı esas tutalım. İnşallah meseleler düzelecek Allah'ın hikmeti yar ise. Allah'ın hikmeti iktiza ederse. Kaldı ki biz Allah işleri düzeltsin diye yapmıyoruz. Allah'ı razı ederim diye işliyoruz. Cenab-ı Hak isterse düzeltir, isterse düzeltmez. O razı olduktan ve kabul ettikten sonra isterse ve hikmeti iktiza ederse, isterse ve hikmeti iktiza ederse sizler istemek talebinde olmadığınız halde halklara da kabul ettirir. Kabul etmezsen bile ya da kabul etmek, ettirmek gibi bir derdin olmasa bile Allah hikmeti iktiza ediyorsa insanları da ne yapar? Kabul ettirir. Şu anda arkadaşlar Allah razı olsun internette her gün bir şeyler yüklüyorlar. Gerek görsel gerek bu manada metinsel ve yazsal bazda bir şeyler yüklüyorlar. Şimdi sen yükle gerisini Allah'a bırak. Sen yüklerken ihlaslı mıydın değil miydin ona bak. Gerisi artık Cenab-ı Hak kime duyurur, kime işittirir, kime gösterir, kimin kalbine sokar, kimin ruhuna bunu mal eder. O artık sen sen değil. Biz böyle bir ders okuyoruz. Bu dersi şu anda dinleyen Hazirun ve şeyde de sanan alemde de işittirecek, işitecek, dinleyecek, ondan sonra görecek insanlar çok olacak. İnsanlar imana gelsin diye ders yaparsan, niye gelmedi diye de şevkin kırılırsa, o zaman belli ki sen bunu ihlaslı yapmamışsın. Ben Allah için yola çıkarım. Allah'ın şöyle bir yarattığı vesileyi kullanırım. İhlaslı bir şekilde çalışırım. Cenab-ı Hak isterse insanların hepsine eşittirsin, isterse de eşittirmesin. İsterse dinlettirsin, isterse dinlettirmesin. 20. İhlas lemasında Üstadımız diyor ki, sen ihlaslı olduktan sonra şu anda zahiren bu insanların kulakları seni dinlemezse bile Cenab-ı Hakk'ın zişur mahlukatı, melaikeleri ve ruhaniyatı her yere de bulunuyor ve onlar senin o ihlaslı olan sözden işitirler ve senin için de duaya vesile olur. Dolayısıyla burada beni dinlemiş yüz kişi, bin kişi nere? Bir de Cenab-ı Hakk'ın sayısız melaike ve ruhaniyatı dinlemiş nere? Bütün hava atomlarına dinletir diyor üstadımız. İleyhi yes'adül kelimut tayyib yani bütün güzel kelimeler Cenab-ı Hakk'a ulaşır kaidesiyle de İhlaslı olan sözler, samimi olan sözler ta Cenab-ı Hakk'a, Arş-ı Azam'a ulaşır. Hani ayet kelime de var ya? Sizin kestiğiniz kurbanların ne etleri ne de kanları Cenab-ı Hakk'a ulaşmaz. Ancak orada sizin ihlasınız Cenab-ı Hakk'a ulaşır. Acaba insanlar beni görsün, şöyle büyük bir kurban kestim diye mi kessin? Yoksa ya Rabbi benden kabul et samimi bir şekilde mi kessin? Hangi niyetle kesmişsen o niyetin Cenab-ı Hakk'a ulaşır. Yoksa etleri, kanları Ulaşmaz. Onları da razı eder. Onun için bu hizmette doğrudan doğruya yalnız Cenab-ı Hakk'ın rızasını esas maksat yapmak gerektir. Cenab-ı Hak bu dersin muhtezasıyla amel edebilmeyi nasip eylesin. Amin. Subhaneke la ilmedene illa ma allemtene inneke entel alimul hakim. Ve ahir davahum edilhamdülillahi <Sessizlik> rabbil alemin. El Fatiha